Önceki videolarda kaldığımız yerden devam edelim. Burada lunge'dan bahsedeceğiz ve ne var ne yok üstüne şöyle bir konuşmaya çalışacağız. Lunge'un öndeki yol neye benziyor diyor. Yani geniş kapsamlı bir soru olmuş. Lunge'un önündeki yol yani işte bir şeye benzemiyor açıkçası. Çok bir şeye benzetemiyoruz. Şimdi poligon olsa bir şeye benzetelim yani solana olsa yine bir şeye benzetelim ama bu noktada açıkçası Terra Classic'i bir şeye benzetebilmek hani şey gerektiriyor böyle kahinlik falan gerektiriyor. Çok bir şeye benzemiyor yani. Yani neye benziyor diyebilirsiniz yani uzun vadeli görünümü yok yani uzun vadede bir şey yapamaz. Daha yakın zamanda ki buradaki gibi değil. Yani buraya baktığınız zaman ne olduğunu görüyorsunuz zaten. Bu şekilde değil maalesef. Yani işler böyle yürümüyor. Keşke böyle yürüse de herkes sıkıntıyı bir kenarda bıraksa. Mesela Circle'da önceki videolarda konuştuk. Circle'ın USDC'si kaydı öyle değil mi? Çok ciddi satışlar oldu. Bla bla bla. Adamlar bunu yavaş yavaş yakımla doğru noktaya getirdi. Tamam mı? Bu şekilde oldu. Ama Terra Classic ekibinde adamlarda para yok. Neyle yakacaksın? Ve yakman gereken miktar çok yüksek. Sonuçta bir tanesi 1 dolardan 80 sente kaydı. Öteki 2,02 dolara kaydı yani tarzında. O yüzden keşke şöyle bir durum olsa ama şunu yani burada söylediği şeyi yapabilecek birisi ya da birileri yok maalesef. 2 Aralık'ta işte 1 Aralık'ta yani 70 sentler bunun yapılabilmesi ihtimali yok. Anlatabiliyor muyum? Binance elindeki varlıkların tamamını yaksa bunu yapamaz. Ki öyle bir şey de olmaz. İşler bu şekilde yürümeyecektir hiçbir zaman. Böyle bir yol yok yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Keşke bu şekilde olsa ama değil. Rexis'in dediğinin tabii doğru olduğunu anlıyoruz biz burada ki bu da nedir? Staking üzerinden yapacaksın. Yakımla makımla olacak bir şey değil ki. Staking'le de tabii hiçbir zaman 70 sente ulaşamaz değil ki. 2 Aralık'ta. Bu arada 2 Aralık'ta Binance yakım yapacak. Neyse. Topluluk duyarlılığı. Ağının dağılmasına rağmen Lunch topluluğu Twitter'da Lunch topluluğu trendi olurken umut verici bir canlanma işaretleri sergilediğini söylüyor. Şimdi şöyle. En son Lunch Twitter'da trend olmuş. Twitter'ım olmadığı için haberim yok. Tam olarak bilmiyorum yani ben de ne trend oldu ne olmadı. Lunge bizde oldukça popüler. Topluk önceki erimenin kayıplarını telafi etme umuduyla Lunge'un yanmasına ilişkin kritik önerilerde bulunarak madalyonun toparlanmasına yardımcı oldu. Öneri çok fazla geliyor. Fakat bunların hepsine baktığımızda hiçbir tanesi kelimenin tam anlamıyla bir uygulamayla sonlanmıyor. Hani şimdiye kadar 10 tane, 15 tane USDC'yi 1 dolara sabitleme önerisi geldi tabii. Fakat bunların hiçbir tanesi uygulamaya konmadı. Bir iki tanesi kondu, başarısız oldu. Von ve ekibi TR2.0'ın gelişimsel yönlerine odaklanırken Luna Classic devredildi ve artık topluluk tarafından yönetiliyor. Ya, tabii devredildi de şey bir laf. Devredilmedi. Hani devretmekten ziyade ne yaptı adamlar? Aldılar bunu bildiğin salladılar yani. Hani ne diyebilirsiniz ki? Bıraktılar. Hani kim aldı, kim almadı ki alınacak bir şey de yok ortada. Sadece blockchain üzerinde zaten isteyen istediği şekilde geliştirme yapabiliyor. Takıl kafana göre. Lunch'un yakma vergisinin etkileri diyor. Topluk aşırı basımdan kaynaklanan zararları telafi etmek amacıyla bir token yakma mekanizması başlattı. Bu girişim her lunch işlemi için %1-2'lik bir yanma oranıyla başladı ve arzın 6,8 trilyondan
10 milyara düşürülmesini hedefledi. Şimdi yakımla arzın 10 milyara düşürülmesi konusu. Şimdi şöyle, bu zaten olacak gibi bir şey değil. Hani bu tarz bir düşüşü muhtemelen tarihi boyunca hiçbir zaman göremeyeceğiz. Burada tax burn ve yani vergiler üzerinden yakım. Bu çok fazla kafa karıştırdı. Vallahi en son %0,5'ti oran. Ondan sonra değişti mi değişmedi mi bilmiyorum açıkçası. O yüzden kesin bir şey söylemeyeyim. Şimdi ilk başta adamlar dediler ki %1,2 vergi uyguluyoruz. Vergiler üzerinden yakım uygulayacağız. Bu ne demek %1,2 vergiler üstüne yakın? Yani adam diyor ki alınan vergilerin her vergiyi %1,2 artırmak suretiyle bunu ekstra alım yapacağız ve bunu da yakacağız. Şimdi sonrasında bu %0,2'ye düşürüldü. Hatta CZ bunu eleştirmişti. Bence doğru değil bu yapılan şey diye eleştirdi adam. Haklı olarak eleştirdi. Sonrasında da düşürüldü zaten 0,2'ye. Sonrasında dediler ki ya bu da çok düşük. 0,5'e çıkarıldı. Öyle değil mi? Buradaki problem şu. Vergiyi artırdığın zaman bir doğrulayıcı kaybediyorsun. Çünkü adam diyor ki nasıl iş lan bu diyor. Fazladan para veriyoruz. Böyle bir dünya mı var diyor. İkincisi yatırımcı kaybediyorsun çünkü o da benzer bir şey söylüyor. Bu ne arkadaş diyor. Para çekip duruyorsunuz cebimizden. Ben diyor yakmak makmak istemiyorum. Ben normal yatırım yapmak istiyorum diyor. Ya da traderlar. Mesela Peep'in hacmi neden bu kadar yüksek sürekli? Çünkü sıfır vergi var. Lunge'a bakıyorsunuz. Yani tıraş makinesi. O yüzden bu şekilde problemler oldu. Tabii bir de art niyetli davranışlar da oldu bu artırılırken ilk etapta. Biliyorsunuz geri basım olduğu için ve bu geri basımdan ayrılan fonlar belli bir oranda geliştiricilere gittiği için aslında dolaylı olarak geliştiricilerin elindeki varlıkların da şey yapıyordu, kontrol ediyordu. O yüzden bazı art niyetli kendine eşit diyen bunu artırmak üzere hareket etti. Ve zamanla maalesef tax burn'ün yüksek olması ekosisteme yarardan çok zarar getirdi diye de açıklayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.